Öncelikle Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bireylerde et tüketim miktarı ve sıklığı artmaktadır. Özellikle şeker, tansiyon, kalp damar hastalığı gibi kronik hastalığı bulunan bireylerin et tüketim miktarlarına mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Yine normal sağlıklı bireylerin de et tüketim miktarlarına bu süre içerisinde dikkat etmelerini öneriyorum. Kurbanlık hayvan eti kesildikten sonra rigor mortis yani ölüm katılığı denilen bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da bireyler eti direkt o anda tükettikleri zaman pişirerek bu sefer hazımsızlık, aşırı şişkinlik gibi durumlarla karşılaşabilmektelerdir. Bu nedenle eti tüketmeden önce uygun koşullar altında saklayarak 24 saat beklettikten sonra tüketim yapmanızı öneriyorum. Genel beslenme önerilerine bakacak olursak bayram sabahı mutlaka hafif bir kahvaltı yapın. Çok ağır kahvaltılarla kahvaltınızı hiçbir zaman geçiştirmeyin. Et pişirilirken kuyruk yağı, tereyağı gibi yağlar eklenmeden mutlaka kısık ateşte ve kendi yağıyla pişirilmelidir. Etler pişirilirken aşırı kavurma tarzında veya mangal tarzı pişirme yöntemi yerine haşlama, fırında, buğulama tarzında yöntemlerle pişirmenizi öneriyorum. Mangal yapacaksanız da eti çok kömürleşmeden, aşırı kızartmadan pişirmeye özen gösterin. Çünkü kömürleşme ile birlikte özellikle kanser riski artar ve buna bağlı olarak da ette B1, B12, folat gibi, folik asit gibi maalesef ki vitaminlerde de kayıplar görülür. Bu nedenle eti pişirirken de doğru yöntemlerle pişirmenize mutlaka özen göstermenize dikkat edin. Normal bayram ziyaretlerine gittiğimiz zaman da meyve suyunun yerine açık siyah çay tercih edebilirsiniz. Bunun yanında tatlı olarak tercihinizi şerbetli tatlıların dışında normal meyveli ayrıyeten sütlü tatlı şeklinde tercih yapabilirsiniz. Bunun yanında aşırı yağlı kızartmalı ürünlerden de mutlaka kaçının. Tükettiğimiz et daha doğrusu C ve E vitamini açısından maalesef fakirdir. Bu nedenle etinizin yanında özellikle yemek açısından mutlaka bir yeşillik salatası tüketmenizi öneriyorum. Bu şekilde C vitamini ile birlikte vücudumuza demir emrini de arttırmış olacağınız için hem etin vücutta kullanım oranı artar hem de sebze tüketim miktarı açısından doğru bir şekilde beslenmiş olursunuz. Yine bayram süresi boyunca hem de havaların ısınmasına bağlı olarak mutlaka düzenli olarak su tüketmenizi öneriyorum. Ne kadar düzenli su tüketirseniz metabolizmanız o kadar hızlı çalışacak ve vücudunuz o kadar da çok rahat edecektir. Yine bayram ziyaretlerinde genellikle et yemeklerinin yanında bulgur pilavıdır. Pirinç pilavı tarzında besinlere yer verilmekte. Ancak bu besinlerin yerine yanında yoğurt, ayran, kefir gibi besinleri tüketirseniz hazımsızlık tarzı sıkıntıdan da kurtulmuş olursunuz. Diyetisyen Şevval Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi olarak aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte herkese hayırlı bayramlar diliyorum.